İki değerli konuğum var. Kesin Karar Gazetesi imtiyaz sahibi Sayın Ayhan Aykanat ve Radyo Gün ve Gün Medya TV imtiyaz sahibi Sayın Güngör Atak program konuğumuz. Leblebi TV'de yayınlanan Gündem Özel programında usta gazeteciler Ayhan Aykanat ve Güngör Atak havaalanı konusunu masaya yatırdı. Her ulaştırma bakanı geldiğinde bu havaalanı mevzusu kira açılıyor. Evet. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun Çorum ziyareti sonrasında havaalanı tartışması yine gündemi meşgul etmeye başladı. Bakan gidince mesele de unutuluyor tabii. Hep de böyle oldu. Kesin Karar Gazetesi imtiyaz sahibi Ayhan Aykanat ve Radyo Gün TV imtiyaz sahibi Güngör Atak konuyu masaya yatırdı. Ahmet Ahlatçı'nın havaalanı konusunda kilit rol oynadığını dile getiren Ayhan Aykanat, Ahmet Ahlatçı isterse bu havaalanı yapılır. Çorum'a havaalanı yapılmıyorsa Ahmet Ahlatçı gerek görmediği için yapılmıyordur diye düşünüyorum dedi. Benim düşüncem şu, yani Çorum'a havaalanını Ahmet Ahlatçı isterse yaptırır. Yani tek başına. Bu fotoğrafta top vali ve belediye başkanının kucağında ya da bomba onların kucağında. Benim düşüncem de şu bu konuyla ilgili. Ahmet Ahlatçı gerçekten isterse, çok ciddi olarak ihtiyaç olduğunu düşünüyorsa havaalanını yapılmaması anlamsız ve imkansız bir şey. Afyon, Uşak ve Kütahya'nın kullandığı Zafer Havaalanı'nın yap, işlet, devret modeliyle yılda 1 milyon 280 bin yolcu garantisiyle yapıldığını belirten Aykanat, geçen yıl içerisinde 7 bin kişi uçmuş diyerek yap, işlet, devret modelindeki sorunu ortaya koydu. Diyebilir ki ben burayı yap, işlet, devretle yapmak istiyorum. İşte yap, işlet, devretle yapacağını ihaleye çıkacak onu söyledi, falan olacak. Başka firmalarda girecek ya. Şimdi o firmaların isteyeceği yolcu garantisinde daha azını isteyebilirim. Yaparım diyebilir. Bana göre Ahmet Ağlatçı gerçekten isterse Çorum'a havaalanı yapar. Ya da yaptırır. Ayhan Aykanat, dönemin valisi Ahmet Kara'nın havaalanı için çalışma başlatması üzerine yine dönemin milletvekili Salim Uslu'nun Çorumlular uçağı anca havada görür çıkışını hatırlattı. Çorum'a havaalanını istemediğini yüksek sesle dile getiren, işte uçağı havada görenler havaalanı istiyor diyerek hakaret eden bir milletvekili vardı. Tarihe geçti yani. İşte Salim Uslu'nun neyini hatırlıyorsun dersen Çorum'da herkes burayı hatırlıyor. Salim Uslu havaalanına karşı çıktı. Niye karşı çıktı? O gün yerel siyaset yapanlar, hani Salim Uslu'yu ziyaret edenlerle falan konuşun, neler anlatıyorlar. Şimdi vali o adam, hatta biraz daha argo şeyler söylüyor da ben burada söyleyemem onu. Evet. İşte bizden habersiz böyle bir şey kalkışmış, şöyle bir şey kalkışmış falan filan diyor. O arada hatırlıyorum Ahmet Sami Ceylan da karşı çıkıyordu. Sonra o şey olaya taraf olmaya çalıştı. Ya da kabul etmeye, olumlu bakmaya falan başladı valinin o yaklaşımına. Radyo Gün TV imtiyaz sahibi Güngör Atak ise Ticaret Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaran Hıncal'ın havaalanı açıklamasını değerlendirdi. Çetin Başaran Hıncal dediği bir şey var. Diyor ki diğer illere yapılan havaalanları neye göre yapıldı? Hangi ölçüye göre yapıldı? Binen sayısına göre mi? Yoksa bir önceliği varsa biz anlatmalar lazım dedi Çorum'a. Evet. Anlatması lazım. Demesi lazım ki kardeşim Yozgat'a havaalanı yaptık, tamam güzel. Havaalanını Çorum'dan önceliği neydi Yozgat'ın? Veya işte Tokat'ın önceliği neydi? Veya atıyorum başka yerin önceliği neydi? Yani kriterlere bakarsan yani şimdi nüfusa göre olmadı değil mi? Kriterlere göre de diyor biz onlardan öndeyiz diyor çoğu şeyde diyor. Yani yapılan havaalanlarına bakınca. Şimdi doğru söylüyor. Bunlardan önce Çorum havaalanı yapılmalıydı diyor. Yani eğer havaalanına gerçekten ihtiyacımız varsa, hani kriterler buysa, bunlarsa, buna göre de kesinlikle Çorum'a, tabii Çorum hak ediyor mu hak ediyor ama sanayileşme açısından diyorsa mesela havaalanı tabii ki bir istihdam yaratır ama ne kadar yaratır? Tren kadar faydalı olabilir mi? Çorum'un AK Parti'ye her seçimde destek verdiğini hatırlatan Atak, Çorum'a hak etmediği şeyler yapıldı dedi. Gerçekten de yani AK Parti'nin ilk belediyesi, bakın. Çorum'un özelliği o. Evet. AK Parti'nin kurulduktan sonraki ilk olan belediyesi Çorum. Ama Çorum çok şeyde es geçildi. Ciddi anlamda Çorum'a katkı sağlama noktasında artık siyasilerden mi kaynaklanıyor? Yoksa çantada keklik vazifesi mi görülüyor? Başka bir şey mi? Bunu bilmiyorum ama kesinlikle Çorum'un hak etmediği şeyler yapıldı Çorum'a.